Herkese merhaba, ben Elif. Ben Ezgi. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Bir video serisi yapmayı planlıyoruz. Bu videoda bu serinin ilk videosu olacak ve konumuz bağlanma. Bugün bağlanma nedir, bağlanmanın işlevleri nelerdir, güvenli bağlanma nedir, bebeğinizin güvenli bağlanması için neler yapabilirsiniz, bunları konuşmaya çalışacağız. Ezgi, güvenli bağlanmaya girmeden önce bağlanma nedir'den başlamamız gerekiyor sanıyorum. Nedir bağlanma? Öncesinde bir şey söylemek istiyorum Elif. Bağlanmayı seçmemizin bir nedeni var aslında. Bunu söylemiyorsam. Birçok şeye temel oluşturuyor çünkü. Bağlanmayı anlatmadan değinemeyeceğimiz konular olduğunu fark ettik. O yüzden de bağlanma videosuyla başlıyoruz bu seriye. Aynı zamanda bizim şöyle bir hedefimiz var sevgili ebeveynler. Yani biz bu sayfada size aslında bir perspektif geliştirmeye çalışıyoruz. Bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Siz bu bakış açısını, doğru bakış açısını kazandığınızda senaryolar değişecek. Aklınıza gelen başka sorular olacak ama o bakış açısıyla size kazandırmak istediğiniz o duyarlılıkla, duyarlı ebeveynlikle aslında kendi sorularınıza yanıt verebilir olacaksınız diye düşünüyoruz. Evet, yani kişinin kendi problem çözme becerisiyle o bakış açısını birleştirmek amacımız aslında. Öyle olunca kendi kendinin rehberi olabilecek inşallah ebeveynler. Hedefimiz o. Bağlanma nedir? Şimdi bununla başlayalım. Burada bir takım anahtar kelimeler var aslında bağlanmanın tanımı ile ilgili. Burada önce hani anahtar kelimeleri söylemek istiyorum. Yakın ilişki, çok hani betimleyici, tanımlayıcı bir şey bağlanmayı. Bağlanma figürünün varlığının bizde uyandırdığı ya da her iki bağlanma ilişkisindeki her iki canlının birbirinde uyandırdığı his. Derin duygular aslında. Bunlar bağlanmayı özetleyecek anahtar kelimelerimiz. Bunları belki hani içeriğin altına da anahtar kelime olarak yazarız sonrasında. Bağlanma, birbirine ihtiyaç duyan iki canlı arasındaki duygusal ilişki. Bu iki canlı anne bebek de olabilir, baba bebek de olabilir, insan kedi de olabilir. Burada önemli olan ihtiyaç duyması o iki canlının birbirine ve arada duygusal bir ilişki olması. Bağlanma bu demek en temelde. Hani unuttuğum bir şey varsa sen de hatırlat lütfen. Aslında bu bağlanma ilişkisinde ebeveynle çocuk arasındaki şeye değinecek olursak, hani farklı farklı kişiler, canlılar bağlanıyor ama bizim buradaki konumuz ebeveyn-bebek arasındaki bağlanmaya. Bebekte bağlanma aslında içgüdüsel. Yani hayatta kalma içgüdüsü var bebeğin. Ve hayatta kalma içgüdüsüyle bu bağlanma şeyine ihtiyaç duyuyor. Çünkü bağlanırsa daha hayatta kalma ihtimali artacak. Hayatta kalma şansı yükselecek. Çünkü bu da nasıl olacak? Aslında kendisini sevdirerek, kendisine baktırarak olacak. Bu bağlanma davranışları sayesinde bir mesaj veriyor karşı tarafa. Evet. Karşı taraf bu mesajı alıyor, ona uygun yanıt veriyor ve aslında hayatta kalması için gereken mekanizma kendiliğinde oluşuyor. Evet. Yani aslında çok doğal bir süreç baktığımızda. Kendiliğinden gelişen bir süreç. Bebekte bu içgüdü olduğu için bebek ben şimdi bunu böyle yapayım demiyor. O an yaşadığı stres durumunda verdiği tepkiler bağlanma davranışı oluyor aslında. Ağlıyor bakım almak için, ilgi almak için, duygusal yakınlık almak için. Ağlıyor, emiyor, uzanıyor annesine ve ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bu aslında sadece hayatta kalma şeyi değil, bir bakıma o duygusal ilişkiyi de kurma biçimi. Yani tam hayatta kalmak için içgüdüsel olarak yapıyor ama duygusal şeye de ihtiyacı var bebeğin. O da yani sadece karnını doyurmak için yapmıyor bunları. Ya da sadece onunla fiziksel ihtiyaçları karşılansın diye yapmıyor. Sevilmek için de bunu yapıyor. Çünkü sevgi de bir ihtiyaç, hayatta kalmak için sevgiye de ihtiyacı var bebeğin.
Dolayısıyla sadece bakım ve ilgiyle sınırlandırmak, sadece fiziksel ihtiyaçları gidermekle sınırlandırmak doğru olmayacaktır. İşin duygusal boyutu var bir de. Evet. Asıl önemli olan kısım aslında. Şimdi bu bağlanmada bu hani işin duygusal boyutu, fiziksel ve duygusal bir ilişki aslında ama duygusal ikisini de kapsıyor yani. Duygusal fizikseli de kapsıyor gibi düşünebiliriz bu anlamda. Ve burada hani bağlanma kuramını ilk ortaya atan Bowlby zaten. Onun için önemli olan bir terim var. Güvenli üs. Burada güvenli üsten kasıt bebeğin hayata karşı, çevresindeki insanlara, canlılara karşı bir güven duygusu geliştirmek. Yani bebeğin o güveni hissetmesi, bu bağlanma ilişkisi sonucunda uygun şeyleri aldığında, uygun tepkileri, bakımı aldığında çocuğun kendini güvende hissetmesi aslında. Sonucunda olan bu. Ya güvende hissediyor ya da güvende hissetmiyor. O yüzden Bowlby diyor ki ebeveynin güvenli üssü olması çok önemli. Yani bir güvenli üssü olacak çocuğun, bebeğin ki ona temel olarak şey olsun, bir şey, nasıl anlatsam, bir unsur yani, orada onun için var olan bir güvenli üs. Hani başka nasıl açıklarım bilemedim şimdi. Bu aynı zamanda şunu da sağlamıyor muyuz ki? Kendisine karşı bir olumlu bir değer yargısı geliştirmesi. Yani ben değer görmeye layık bir insanım. Evet. Algısı da bu sayede gelişiyor. Çünkü niye? Uygun davranışlarda şu var. Bebeği ya da o kişiyi var olduğu gibi kabul etmek. O öz değerinin, benliğinin sorgulanmadan kabul görmesi, duygularının kabul görmesi işin içerisinde var. O yüzden de kendi değerini de aslında görmüş oluyor. Yani bunun temelleri bebeklikte, erken çocuklukta atılıyor. Bunu bilmek önemli. Şimdi burada şu ortaya çıkıyor. Ebeveynin de kendi bebekliği ve çocukluğu var. Onu dikkate almadan bu ilişkiyi inceleyemeyiz zaten. Bir de bağlanma dediğimiz şey gerçekten çok derin, çok böyle dallı budaklı ve böyle tek bir videoda, tek bir şeyde, bir kitapta ya da kitaplarca işin içinden çıkılamayabilecek bir konu. Dolayısıyla hani ebeveynler sadece bu anlattıklarımızla kısıtlı kalmayabilirler. Onu da söyleyelim. Hani bu çok derin bir konu çünkü. Şimdi ebeveynin kendi bağlanma şeyi de, geçmişi de işin içine giriyor burada. Bebeğiyle olan bağlanma ilişkisinde. Dolayısıyla bir kendisine de dönüp bakması gerekiyor aslında. Ebeveynin kendini fark etmesi, kendi bağlanma örüntüsünü, kendi varoluş biçimini, ilişki kurma biçimini birazcık fark etmesi. Ve zaten Ezgi'cim öyle bir farkındalık gelişiyor ki yani anne olduktan sonra bunu düşünmeyen, hissetmeyen bence yoktur. Ya da hani belki farkındalık düzeyi farklıdır annelerin ama mutlaka bir kendi ister yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Evet. Onların hepsinin yansımasını bebeğinizle ilişkinizde görüyorsunuz aslında. O içsel yolculuk aslında bir ihtiyaç değil mi? Yani o bir ihtiyaçtan o yolculuk ortaya çıkıyor. Evet. Bebek doğduğunda o bir ihtiyaç haline geliyor. Çünkü bebeğiyle kuracağı ilişkiye karar vermesini de etkiliyor. Ya bu çok derin bir konu ve biraz yetişkin bağlanmasına da girdiği için biz oraya çok girmek istemiyoruz. Evet. Ama şunu da bilmekte fayda var. Yani bebeklikteki o bağlanma ilişkisi ve kazanılan o kişinin hayatı boyunca ona rehber olan o ilişki örüntüsü aslında bebeklikte bebeğin edilgen olduğu bir ilişki tarzı. Yani bebek kendisine ne verilirse ona göre bir model belirliyor kafasında. Ebeveynin davranışları, ilişki kurma biçimine göre bir zihinsel modeli oluyor ve o model ona rehber oluyor hayatı boyunca. Ama bu demek değildir ki, bunu söylemek de çok istiyoruz, bu değişmez, buna ömür boyu mahkumuz, diyelim ki güvensiz bağlandığımız bir örüntü yaşadık erken çocuklukta, örnek veriyorum, atıyorum. Hayatımız boyunca bu örüntüye mahkumuz diye bir şey yok tabii ki. Ama neden değiştireceğiz? Nasıl değiştireceğiz? İşte senin söylediğin o içsel yolculuk, o içe dönme ve bir kendine bakma.
ve gerekiyorsa terapi alma, bir destek, uzman desteği alma, sosyal destek alma gibi kendimize o şeyi gösterecek, çözmemize yardımcı olacak yollar bulma aslında. Bu tamamen kişinin kendisinin bulabileceği bir şey. Ama bu konuyu bence biz ayrı bir şeyde tartışırız. Yani o ebeveynlerin o noktada da dikkatini çekmemizde fayda var diye düşünüyorum. Ebeveynlerin veya ebeveyn olmak isteyenlerin bu noktada bunun farkında olmaları da bizim bir başka amacımız bu videoyu çekmede. Ya bağlanma zinciri diyoruz buna. Hani şey var ya, o tanım neydi? Kader örüntüsü mü? Kader motifi mi? Modelde, modelden bahsediyoruz. Evet, ya yani kader motifi diyor bazıları. Bir de mesela şey var, psikogenetik model var. O da bebek aslında, bebek bizi çok edilgen görüyoruz ama müthiş bir gözlemci. Anne babasının arasındaki ilişkiyi de gözlemleyip onu da kodluyor. Yani birisi şunu yaparsa diğeri de şunu yapar demek psikogenetik modelde. Bu anlamda bağlanma figürünün ilişki kurma biçimini kodladığı gibi kişiler arası ilişki biçimini de kodluyor. Bunların hepsi ona yetişkinlikte bir rehber oluyor aslında farkında olmadan. Bilinç dışı bir şey bu. Bilinç altı, bilinç dışı deniyor. Kişi bunu farkında olmadan rehber ediniyor kendine. Dolayısıyla hani biz ebeveyn olarak bunları bilirsek hem model olma, hem kendimize dönme, kendi bağlanma örüntümüz, ilişki kurma biçimimizle ilgili objektif bakmaya çalışma şeyini daha iyi yapabiliriz diye düşünüyorum ebeveyn ve yetişkinler olarak. Bağlanma ilişkisiyle ilgili genel olarak, tanım olarak bunları söyleyebiliriz. Atladığım bir şey varsa söyle lütfen. Aklıma gelenler bunlar. Hani anahtar kelimelerimizi de söyledik. Onlar da akılda kalması açısından iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bir de bağlanma örüntüleri var sırada konuşacağımız, değil mi? Güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma denilen şeyler, tanımlar. Peki bu tanımlar neler Elif? Biraz bahset bize. Aslında bu bağlanma örüntüleri yabancı durum testine dayanıyor. Bu yabancı durum testinin neticesinde bu bağlanma örüntüleri, bu kategoriler ortaya çıkmış. Şu anda mevcut durumda da biz bebeğin bağlanma stillerini ilgilenenler için söylüyoruz bunu. Bağlanma davranışları sınıflandırma seti isimli aracı kullanarak değerlendirebiliyoruz. Şimdi bunun neticesinde iki temel boyut ortaya çıkmış. Güvenli bağlanan bebekler, güvensiz bağlanan bebekler. Önce güvensiz bağlananlardan bahsedeyim, sonra güvenliyle hep devam edelim. Güvensiz bağlanan bebekler, yani güvensiz bağlanan insanlar diyeyim önce. Hani bizdeki tezahürü nedir? Temel güven duygusunun gelişmediği, o güvenli üsse ulaşılmayan, güvenli üssün yokluğu aslında. Yoksunluğu, evet. Yani kendisine, kendisinin de aynı zamanda değer görmeye layık bir insan olmadığı düşüncesi, sinyallerinin okunmadığı, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmadığı bir ilişki biçimi aslında. Şimdi biz bunu bebeklerde, çocuklarda nasıl görüyoruz davranışsal olarak? İki şekilde. Bir, kaçınan bebekler var. Bunun haricinde de kararsız bebekler var. Şimdi kaçınan bebeklerde özellik olarak ne görünüyor? Daha doğrusu önce şunu söylemekte fayda var. Bir senaryoya dayalı geliştirilmiş bunlar yabancı durum testinde. İşte anne odadan ayrılıyor. Oldukça yapılandırmacı bir şey. Bebek odadan ayrılıyor. Ara ara odaya yabancı birisi giriyor, çıkıyor. Bebek anne bebeğin yanına tekrar geliyor odaya. Bu tür davranışlarda özellikle kritik olan iki nokta ayrılma ve bir araya gelme sahneleri. Bu sahnelerde bebek ne yapıyor? Ya odaklanmışlar ve bu kategoriler ortaya çıkmış diyebiliriz. Şimdi ne dedim? Kararsız bebekler var dedim. Şimdi kararsız bebeklerde anne gittiğinde çok yoğun bir protesto davranışı. Yani sakinleştirmesi çok güç bir durum. Yabancıya asla yanıt vermeme, yabancıyla ilgilenmeme, yabancının ona yakınlık girişimlerini reddetme.
anne geldiğinde de ilginçtir ki bir türlü yatışamama. Çünkü o, yani o güveni duymuyor, ya yine giderse ya yine beni bırakırsa diye düşünüyor. Dolayısıyla bu bebeklerin anne geldikten sonra da bir türlü sakinleşemediğini görüyoruz. Niye sebep oluyor? Bu şuna sebep oluyor maalesef. Etrafa keşif davranışları geliştiremiyor bebek. Yani zihni annesiyle o kadar meşgul ki gidecek mi gitmeyecek mi, güvende miyim değil miyim, güvenebilir miyim, güvenlisi olarak göremiyor. Dolayısıyla etrafı keşfetmeye başlayamıyor bebek. Ya onun önceliği çok başka. Çünkü o ihtiyaçlar hiyerarşisinde temelde güvende hissediyor. Aynen. O olmadığı için daha o keşif şeyine gelemiyor bebek. Keşif noktasına gelemiyor bile. Aynen öyle. Diğer bağlanma örüntüsünde ne görüyoruz? Kaçınanlarda anne gittiğinde normalde biz hafif bir protesto davranışı bekliyoruz. Tamam, yeri göğü yıkan bir durum beklemiyoruz ama hafif bir protesto davranışı bekliyoruz. Hiçbir protesto davranışı yok. Yani anne gitmiş mi gitmemiş mi? Yani normal şartlarda bağlı olduğumuz bir kişinin gitmesi bizi üzmez mi? Evet. Kendi ilişkilerimizi düşünelim. İşte burada güvensizlik burada ortaya çıkıyor zaten. Güvensiz bağlanma. Hiçbir protesto davranışı yok. Yakın, yabancının ona karşı yakınlık kurma çabasını da garipsemiyor. Yani yabancıyı yabancılamıyor. Biz normal şartlarda güvenli bağlanan bebeklerde biraz sonra söz edeceğiz. Yabancıyı yabancılamasını bekliyoruz belli bir oranda, belli bir düzeyde, belli bir yaştan sonra, belli bir yaşa kadar. Tabii bunları parantez olarak söyleyeyim. Evet. Bir diğer özelliğini anne geldiğinde de umursamıyor. Hatta arkasını dönebilir, sırtını dönebilir. Güvensizliği kaçınarak gösteriyor değil mi? Güvensizliği kaçınarak gösteriyor. Aynen öyle. Peki güvenli bağlanan bebeklerde biz hangi davranışları görüyoruz? Anne gittiğinde hafif bir protesto davranışı, yabancının yakınlık arayışını yanıt vermeme, yabancıyı yabancılama şeklinde söyleyeyim ben bunu, daha anlaşılır olacaktır. En önemli nokta işte bu ayrılma ve bir araya gelme sahneleri. Bence en kritiği bir araya gelme sahnesi gibime geliyor. Yanılıyor olabilirim ama anne geldiğinde sakinleşmesi bence en önemli nokta bu. Yani evet, güvenli üssü geri döndü. Ve onu şu an yanında, onun yanında olduğu için kaygılanmasına artık gerek yok. Dolayısıyla etrafı keşfedebilir. Yani evet, bu duyguyu geliştirdiği için etrafı keşif davranışları. Bu yüzden belki güvenli bağlanmayla işte gelişim birbiriyle çok ilişkili. Yani bebek güvenli bağlanıyorsa gelişimi daha iyi desteklenecektir, daha açık olacaktır ilerlemesi. Doğal temeldeki güven zeminini aldı, üstüne çıkabilir artık değil mi? Kesinlikle. Doğru dedin. Onun aldığı üzerine çıkıyor, geliştiriyor ve etrafı keşfetmeye başlıyor. Ve zihni yeni öğrenecekleri şeylerle meşgul artık. Yani annesinin temel düzeyde orada olup olmamasıyla da onun terk edip terk etmeyeceği değil. Etrafı keşif davranışlarıyla meşgul diyebiliriz. Başka eksiğim var mı Ezgi? Atladığım bir şey? Yok, bir şey atlamadık burada. Güvensiz temelde 2-6 şeye ayrılıyor. Birisi kararsız, birisi kaçınan, bir de güvenli bağlanma var. Bunlardan bahsettik. Ha, şunu da söylemekte, gerçi ilerleyen zamanlarda da söyleyebiliriz ama bu davranışların yoğunluğu kültüre göre de değişiyor aslında, değil mi? Onu hani duyarlı ebeveynlik kısmına da istersen değinelim. O kültürel farklılıkları en son şey yapabiliriz. Hani hangisi hangi kültürde mesela hangi bağlanma örüntüsü daha risk görünüyor da diğerinde görünmüyor falan. Kabul edilebilir. Aynen. O duyarlılık şimdi ne yapılabilir kısmına geçeceğiz. Onu da o zaman bir sonraki videomuzda bahsedelim değil mi Ezgi? Kültürel farklılıklardan. Peki güven, hani bütün bunları anlattıktan sonra ebeveynlerin akıllarında şöyle bir soru uyandı bence. Tamam, iyi söylediniz, bağlanmayı anlattınız, bağlanma türlerini anlattınız, güvenli bağlanmayı anlattınız. Peki çocuğumun güvenli bağlanması için ben ne yapmam gerekiyor diyorsanız bir sonraki videomuzu izlemenizi. Videoda bunun cevabını bulacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.